Merhabalar ben Nurullah. Sorgula programımızın yeni bir bölümünde sizlerle yine birlikteyiz ve yanımda Mark Madrigal var. Ayrıca farklı bir konumda olduğum için arka planım da bugün birazcık değişik. Ancak bugünkü sorgula programımızın yeni bölümünde özellikle kanon meselesi yani müjdelerin nasıl belirlendiği ve sözde başka İncil'lerin neden İncil'e dahil edilmediği ve bu anlatıların neden Hristiyanlar tarafından kutsal ya da kanonik kabul edilmediği üzerine Mark Madrigal ile konuşacağız. Tekrar hoş geldin abi. Hoş bulduk. Seni gerçekten her zaman ağırlamaktan çok keyif alıyoruz. Ve senin bu noktalarda zaten yıllardır üzerine okumalar yaptığını, araştırmalar yaptığını biliyorum. Ve bu noktada özellikle kanon meselesi, çünkü daha sonrasında birazcık daha spesifik olarak farklı müjde iddiaları, farklı incil iddialarına da gireceğiz ama Hristiyanlar için yani çünkü müjdelerin de aslında kendi içerisinde bir bir anonimlik durumu söz konusu ve bunların yazarlarına dair dahi net bilgiler yok iken bunların nasıl seçildiği üzerine birazcık bizlerle paylaşmak ister misin? Çünkü yazarı dahi bilinmeyen eserleri İncil'e dahil edip ve bunların da kanonik olarak kabul edilmesi durumu birazcık ilk bakışta en azından garip geliyor. Ve eğer bunları dahil edebiliyorsak neden diğer başka İsa ya da İsa'nın öğrencilerine atfedilen İncil'leri dahil etmedik sorusunu da beraberinde getiriyor. Bu soruya biraz programımızın ilerleyen bölümlerinde bakacağız ama özellikle kanun meselesi üzerine senin fikirlerini, düşüncelerini ve araştırmalarından edindiğin bilgi ve sonuçları duymak isterim. Tabii bu sorunun içinde birçok husus var. Yani çünkü kanondan bahsediyoruz. Ondan sonra bu anonimlik konusuna da girmek istemişsin bu soruda. Ya yani şunu belirtmem lazım ilk önce. bu müjde kitapları modern anlamda evet anonim kitaplardır. Ancak aslında kimler tarafından yazıldığını bilmediğimiz cümlesi gerçeği yansıtmıyor. Şöyle ki antik çağda yazılan bütün metinler anonimdir. Yani Plutarkos'un tarihine baktığında orada yazarın ismi geçmiyor. E, Takitus'un eserlerine baktığında Takitus'un ismi geçmiyor. E, Josephus gibi bir birinci yüzyıl tarihçisinin yazdığı eserine baktığında ki Josephus birinci yüzyıl tarihini anlamak için... Kilit yazarlardan bir tanesidir ve bütün akademisyenler tarafından kullanılan kaynaklardan biridir. Orada kendi ismini vermiyor. Dolayısıyla bütün eski antik yazılar aslında modern anlamda anonimdir. Yazarlar kendi isimlerini vermiyorlardı çünkü bahsettikleri konulardan dikkat çekmek veya dikkat çalmak istemiyorlardı. O zaman örneğin bir Tacitus'un eserlerine bakalım veya bir ee, ...Josephus'un eserlerine bakalım. Bunlar o şahıslar tarafından yazıldığını nereden biliyoruz? İkincil kaynaklardan dolayı. Dolayısıyla Takitus'un yazarlığı ondan sonraki gelen belgelerde bahsediliyor. Ve genellikle bu belgeler yazıdan yaklaşık 150-200 sene sonrasına ait. Plutarkos için de aynı, aynısını diyebiliriz. Ve Josephus için de burada binlerce yıldan bahsetmekteyiz. Çünkü e, Josephus'un ilk el yazmaları kendi yazılış tarihinden sonra yaklaşık bin yıl sonra ortaya çıkmaktadır. Yani ortaça yazıtlarıdır bunlar veya el yazmalarıdır. Ve onun yazarlığıyla ilgili de yine yüzyıllar sonraki kaynaklardan bilgi ediniyoruz. Dolayısıyla hani müjdeler ve bütün tarihi kaynaklar evet modern anlamda anonimdir ama bundan dolayı hani hiçbir şekilde kimler tarafından yazıldığını bilemeyiz tarzı bir çıkarım yapmak ben hatalı buluyorum çünkü böyle bir çıkarım yapacaksak o zaman bütün tarih bilimini çöpe atalım yani çünkü mutlak anlamda hiç kimsenin kimin neyi yazdığını bilemeyeceğiz değil mi dolayısıyla ilk önce bunu ifade etmek lazım kaldı ki çok erken gelenekler var bu konuyla ilişkin dolayısıyla Matta'nın Matta'yı yazdığını veya Marcos'un Markusu yazdığını veya Yuhanna'nın Yuhanna'yı yazdığını nereden biliyoruz e bahisler Papias'tan geliyor 110 yılından. Dolayısıyla sinoptiklerin 50 ila 70-80 arası yazıldığını varsayarsak, Yuhanna'nın 90 gibi yazıldığını varsayarsak 110-120 seneleri çok erken bir dönemdir. Yuhanna'nın yazılışı ile ilgili İreneos bize bir kayıtlardan bir tanesini veriyor. Dolayısıyla burada daha 40-50 yıl geçmeden ikincil bahislerde bunları onaylayan, tasdik eden bahisler görmekteyiz. Kaldı ki bu metinlerin iç analizini e, yapacak olursak belirtilen yazarlara uyduğunu görmekteyiz. Mesela Luka müjdesini okuduğumuzda e, diğer müjdelerde olmadığı kadar tıbbi detaylar görmekteyiz ve spesifik olarak tıbbi terminoloji görmekteyiz. Bu da yazarın bize bir hekim olduğunu e, göstermekte. E, örneğin... E, e, Yuhanna'ya baktığımızda veya Matta'ya baktığımızda benzer hususlar da görebiliriz. E, Matta biliyorsun geleneksel olarak bir vergi görevlisidir. Matta'nın kayıtlarına baktığımızda örneğin para birimlerinden çok daha fazla bahsedildiğini, talent gibi spesifik teknik terimlerin kullanıldığını e, görmekteyiz. Bu da yine Matta'nın geleneksel yazarlığıyla uyuşuyordur. Dolayısıyla hani bu işte kitaplar anonimdir. Dolayısıyla kimler tarafından yazıldığını bilemeyiz tarzı argümanı. Kendi kendini yenen bir argüman. Çünkü böyle tarz tarih yapılamaz. Bu argümanı diğer kıstaslara veya diğer yazarlara kullanacak olursak o zaman tarih bilimini de çöpe atmamız lazım. Hı hı hı. Bu noktada özellikle bu anonimlik meselesini açtıktan sonra hala yine az önce de bahsettiğim gibi bir kanon meselesi duruyor önümüzde. Yani bu yazarların yani sadece burada bir öncelik olması mı söz konusu? Yani eskiye daha eski bir tarihe dayanıyor oldukları için mi seçildi bunlar ya da burada bir havarisel bir gelenek ya da sözlü gelenek yani bunları nasıl anlamalıyız bu müjdelerin özellikle ilk yüzyıldan beri okunuyor ve bu müjdelerin kabul ediliyor olması durumundan. Şimdi ilk önce istiyorsan kanon kelimesiyle başlayalım. Çünkü insanlar belki kanonik kelimesini işitiyor ama ne anlama geldiğini bilmiyor olabilirler. Kanon demek ölçüt demek. Yani buradaki esas husus şu. Ee, yani gerçekten bu yazılar İsa'nın havarilerine ait mi? Ee, bunu hangi ölçüden dolayı tespit edebiliriz? Yani bir örnek vermek gerekirse, bir keresinde ben e, havaliman havalimanına gitmiştim taksiyle. E, evim havalimanına yakın. E, taksiciye ben 20 lira verdim, o bana 10 lira para üstü verdi. Şimdi e, taksiden indim, havalimanına gittim. Ondan sonra e, terminali girdiğimde bir su almak istedim ve 10 lirayı uzattım büfedeki arkadaş dedi ki beyefendi bu 10 lira sahte dedim nasıl sahte? 10 liraya baktım hakikaten sahte. Şimdi bir hakiki e, parayı sahtesinden nasıl ayırt etme e, ölçütleri var ise örneğin işte Atatürk yansıması olacak ondan sonra bu şerit olacak ondan sonra işte bel, belli yansımalar ve fe, falan. Aynı şekilde eski metinlerde hakiki bir metni sahtesinden ayırtmak için belirli ölçütler vardır. Dolayısıyla örneğin. ...kanonik İncil'leri kanonik yapan şey ne? İlk önce bunu belirlememiz lazım. Birincisi, birinci yüzyılda yazıldı mı? E, çünkü eğer ikinci, üçüncü, dördüncü yüzyılda yazıldıysa... ...burada görgü tanıklığından zaten bahsedemeyiz. Şimdi kanonik olmayan metinlere baktığımızda işte Thomas İncil'i, Yahuda İncil'i ve benzeri metinlere baktığımızda bunların çok sonradan kaleme alındığını, ikinci yüzyıldan başlamak üzere üçüncü, dördüncü yüzyıla kadar uzanan bir süreç görmekteyiz. Dolayısıyla bunların zaten hakiki olmasını bekleyemeyiz. İkincisi havarisel yetki taşıyor mu? Bununla neyi kastediyoruz? Yani bir havari tarafından veya en azından havarinin yetkilendirdiği bir kişi tarafından yazıldı mı? Dolayısıyla evet Matta örneğin bir havari tarafından yazıldı. Yuhanna da keza aynı şekilde. Markos ve Luka her ne kadar kendileri havari değilse de kendileri Pavlus'un ve aynı zamanda Petrus'un sesi veya yazmanlığını yapmaktadırlar. Dolayısıyla onlar da havarisel yetki taşımaktadır. Mektuplara baktığımızda yine mektuplar da havarisel yetki taşımaktadırlar. Ancak ikinci, üçüncü yüzyılda çıkan bir metin işte ben Thomas'ın İncil'iyim veya ...Yahuda'nın e, İncil'i demeye başlasa o zaman burada bir istikrarsızlık söz konusu. Yani e, hem havarisel yetki taşıyıp da ikinci, üçüncü yüzyılda ya yazılamazsın. Çünkü e, ilk yüzyılda havariler yaşıyorlardı. Dolayısıyla burada zaten e, bu ölçütlerden bir tanesini görüyoruz. Başka bir ölçüt birbirlerine atıfta bulunuyorlar mı? Ki örneğin mektuplar ve e, İncil'ler arasında çok bariz bir şekilde bunu görüyoruz. Hatta örneğin Timoteus mektuplarında... ...Pavlus Luka'dan bir alıntı yapar. E, orada der ki e, yazıldı, yazılmış olduğu gibi... ...işçinin ücretini vereceksin şeklinde. Bu Luka İncil'inden, müjdesinden yapılmış olan bir alıntıdır. Aynı zamanda e, 2. Petrus 3.15-3.16'ya baktığımızda... E, ...Petrus'un Pavlus'u tasdik eden e, bir alıntısını görmekteyiz. E, o der ki Pavlus e, kendi mektuplarında bu konular hakkında bahseder... ...ama bazı kimseler diğer kutsal yazılara yaptığı gibi... Pavlus'un sözlerini de çarpıtmaya teşebbüs eder. Dolayısıyla buradaki alıntıdan ne ortaya çıkıyor? Petrus'un Pavlus'un bütün mektuplarını tasdik etti veya onayladı. Demek ki bu metnin içinde de birbirine bir gönderme söz konusu. Başka belirleyici bir ölçüt erken dönem kilisesi tarafından özellikle kendi ayinlerinde ve litürjilerinde kullanılıyor muydu bu metinler? Ve burada da yine ikincil kaynaklar bu konuda çok net. Örneğin Didaki adında birinci yüzyıla ait ikinci yüzyılın başlarına da tarihlenen 70 ila 110, 120 gibi yıllarına tarihlenen bir Hristiyan ilmi hali var ve bu ilmi halde özellikle kanonik İncillerden alıntılar yapılıyor. Yine örneğin Şehit Cüste'nin yazılarına bakacak olursan orada da kilisesinde veya cemaatinde havarilerin anıları olarak adlandırılan belgeler ki bunlar müjdedir. Bunlar okunuyor ve Bundan bahsettikten sonra özellikle çeşitli alıntılar görüyoruz. Nereden alıntılar? Yine kanonik müjdelerden alıntılar. Dolayısıyla görüyoruz ki bütün bu izler aslında neyin kanonik olduğunu ve neyin kanonik olmadığını bize gösteren niteliktedir. Bir başka ölçüt örneğin genel mesaj uyumlu mu? Dolayısıyla eğer ki İncil'in tümüne bakacak olursan veya yeni anlaşmanın tümüne bakacak olursan İsa ile ilgili belirli bir mesaj verdikleri İsa'nın hizmeti ölümü dirilişi e, vesaire ve bunların kendi ruhsal hayatımız için olan manevi önemi hakkında bir takım öğretiler vermektedir ve bu öğretilerin uyumlu olduğunu görmekteyiz ancak Birçok başka sözde İncil'de bunu görmüyoruz. Çünkü bunlar aslında geleneksel havarisel öğretiden ziyade başka akımlardan veya başka akımlarla etkileşim içine girmiş metinlerdir. Dolayısıyla bir örnek vermek gerekirse... Meşhur Thomas İncil'i vardır ki Thomas İncil'ini e, bazı bilim adamları 70-80 senesine kadar geri götürmeye çalışıyorlar. Ama çok bariz bir şekilde metnin içeriğine baktığımızda 2. yüzyıldan kalma çeşitli nostikçi öğretiler içerdiğini e, görüyoruz. Mesela Thomas İncil'inde son ayetinde şöyle bir cümle var. E, diyor ki e, Simon Petrus İsa ile konuşuyor ve şöyle dedi. ''Meryem bizi terk etsin çünkü kadınlar yaşamı hak etmez.'' İsa şöyle karşılık verdi. Ee, bak eril olması için ben ona rehberlik edeceğim. Öyle ki o da siz erkeklere benzer bir şekilde yaşayan bir ruh olsun. Çünkü kendini erkek yapan her kadın göklerin egemenliğine girecektir. Şimdi bu konuda uzman olmamıza gerek yok. Yani bu İsa'nın gerçekten orijinal bir öğretisi mi? E, tabii ki de değil. Müjdelerde nerede görüyoruz ki işte İsa diyor işte cinsiyet değiştirmen lazım aksi takdirde cennete gidemezsin. Bu tamamıyla ezoterik nostikçi bir öğretidir. Thomas İncil'inde bulduğumuz bir e, öğretidir. Yine Thomas İncil'inden bir başka örnek vermek gerekirse e, 87. ayette örneğin İsa diyor ki bedene dayanan beden ne kadar perişandır ve bu ikisine dayanan can da ne kadar acınasıdır. Dördüncü ayette ise şöyle diyor. Çünkü ilklerden olan birçok kişi sonuncu olacak ve tek bir bütün olacak. Burada neyi kastediyor? Yine çeşitli ezoterik e, görüşler görmekteyiz. Çünkü e, nostikçilere göre kendileri aslında tek tanrıcılıktan ziyade panenteist bir görüşe sahiplerdi. Yani tanrı e, zamanın başlangıcında bir bütündü ve daha sonra bu bütün çeşitli parçalara ayrıldı. Bu parçaların bazıları daha büyük kütleler olduğu, bazıları daha küçük parçacıklar oldu. Hepimizin içinde bir tanrı parçacığı var ama beden hap, beden kafesinde hapis olmuşlardır. Dolayısıyla işte hayatın amacı nedir? Çeşitli gizli öğretilerle veya çeşitli işte kendi vücuduma yaptığım eziyetlerle bu tanrı parçacığını beden kafesinden azat etmek ve böylece o parçacığın tekrardan Tanrı ile bütünleşmesi. Dolayısıyla burada yine görüyoruz ki Hristiyanlıkla alakası olmayan, Mesih'in öğretisiyle alakası olmayan çeşitli ezoterik görüşler görmekteyiz. Ve bunun altını çizmek istiyorum çünkü bu yazılar yazılırken, kanonik yazılar yazılırken şunu da ifade etmemiz lazım. Bunlar birer kitaptan ziyade çünkü kitaplar henüz icat edilmemişti o dönemde. Bunlar ayrı ayrı tomarlar veya yazılardı ve bunlar koleksiyonlar halinde daha ilk yüzyıl kiliselerinde muhafaza ediliyordu. Bunlar yazıldıkça çoğaltılıyordu ve kiliselere dağıtılıyordu. Ancak senin de bildiğin gibi Nurullah o dönemde Hristiyanlar Roma tarafından zulüm gördükleri bir dönem, e, çoğu Hristiyan ibadetini gizli bir şekilde yapması gereken bir e, bir ortamda yaşıyor. Dolayısıyla bu yazılar çoğaltılıyor Kiliselere dağıtılıyor ancak bu demek değildir ki tüm kiliselerde tüm yazılar mevcut. Dolayısıyla ikinci yüzyıla geldiğimizde şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Markyon adında bir nostikçi 140-150 yıllarında bir tarikat kuruyor ve diyor ki... ...Luka ve Pavlus'un mektupları dışında bütün yazıları reddediyorum şeklinde. O zaman kiliseler ne yapmaya başlıyor? Hayır biz bunları kabul ediyoruz hatta e, size kabul ettiğimiz kitapların veya yazıların listelerini verelim. Her kilise kendi listesini yayınlamaya e, başlıyor. Ancak bu kiliseler bu listeleri yayınladıklarında %90 aynı olmasına rağmen bazı çeşitlilikler bulmak mümkün. Çünkü kimilerinde mesela vahiy yoktur, kimilerinde İbraniler yoktur, e, kimilerinde efendim belki 3. Yuhanna yoktur. Ama bu neyden kaynaklanmıştır? E, çünkü geniş çapta artık geniş bir coğrafyada kiliseler yayılmıştır ve bu yazılar çoğaltılıyor ama belki tüm kiliselere ulaşmamıştır. Ancak %90 e, civarında görüyoruz ki bir konsensüs zaten vardı. Özellikle müjdeler hakkında, Pavlus'un 13 mektubu hakkında. Yakup mektubu hakkında, Birinci Petrus hakkında, bu Katolik dediğimiz mektuplar hakkında temel düzeyde bir konsensüs vardı. Bütün kiliselerde dediğim gibi belki 2-3 e, Farklı e, yazılar belki bulunmuyordu veya belki fazladan bir yazı kullanılıyordu kendi litürjilerinde. Örneğin e, Roma'da işte Hermas Çobanı adında bir vaazla okunduğunu, ikinci yüzyıla ait bir vaazla litürjide okunduğunu görüyoruz. Ancak doks, %90 oranında aynı olduğunu görüyoruz ve bu e, Markyonun e, çıkması sonrasında kiliseler arasında bir iç haberleşme meydana geliyor ve zamanla bu organik iç haberleşme ile bu bugünkü e, gördüğümüz yetkili e, liste veya kitaplar listesi ortaya çıkıyor. Yani bunun da hiçbir konsille alakası yok çünkü bazen insanlar da burada yanlış bir bilgiye Kurban gidiyorlar yani sanki İznik'te kararlaştırıldı veya Hipo konsilinde kararlaştırıldı veya şu konsilde öyle bir şey yok. Tepeden aşağı bir kararlaştırma hiçbir zaman olmadı. Bu kiliseler arası gel, e, meydana gelen bu iç diyalog ve iç haberleşme esnasında kiliseler evrensel bir konsensüse vardı. Evet bu yazılar hakikidir çünkü belli ölçütlere uyuyorlar ama bu yazılar hakiki değildir ve bunları kabul edemeyiz çünkü az önce bahsettiğim bu ölçütlere uyuşmuyorlar. Burada konuyu birazcık da şeye taşımak istiyorum hem senin verdiğin isim ve terimleri daha da açma noktasında iyi olur abi yani nostikler dedin işte ya da bu noktada o ilk dönemde işte adopsiyonist ya da farklı farklı birçok tarikat ve grup oluşmuştu hatta bazen bazı Müslüman ilahiyatçılar tarafından bunların ilk gerçek Hristiyanlar olduğu gibi iddialara varan birçok şey, açıklama söz konusu oluyor. Yani bu tarikatları bu ilk dönemde çıkan Hristiyanlık, ana akım Hristiyanlığın yanında bunları nasıl görmeliyiz, bunları nasıl anlamalıyız, bunlara nasıl yaklaşmalıyız bu konuya da biraz değinirsen çok iyi olur diye düşünüyorum. Tabii ki ana Hristiyan akımı yanında birçok tarikat da söz konusuydu. Birinci yüzyıldan, ikinci yüzyıldan başlamak üzere her inançta olduğu gibi. Yani İslamiyet'te de ana akım bir İslamiyet var ve ana akımdan sapan tarikatlar bulmakta mümkün. Şimdi bu tarikatlar neydi? Baslıca Nostikçiler, Adopsiyonistler, Ebionitler gibi tarikatlar vardır. Şimdi Ebionitlerle ilgili kaçınamayacağım buradan ama burada bir dipnot da eklemek istiyorum. Genellikle... İslami eleştirmenler veya kaynaklar sanki Ebiyonitlerin işte gerçek Hristiyan olduğunu ve ondan sonra İsa'yı bir peygamber olarak kabul ettiklerini, bundan dolayı gerçek Hristiyanlığın Ebiyonitçilikte bulunduğunu iddia ediyorlar. Ancak sıkıntı şurada. Bu e, iddia tamamen bir safsatadır. Neden? Çünkü Ebiyonitlerle ilgili kayıtlarımız var. Onların kullandığı Ebyonitler İncil'i ile ilgili yazılarımız, nusalarımız 4. yüzyıldan kalma olsa da var. Özellikle diğer kişilerin alıntılarından bunların başında epifanius geliyordu ki 4. yüzyılda kendisi yazmıştır. Ve Ebyonit İncil'ine bakacak olursan oradan da bir iki alıntı yapayım da hani insanlar bu olay nereye gidiyor anlasınlar. Mesela Ebyonit İncil'inde İsa'nın vaftiz sahnesi şöyle aktarılıyor. İsa da geldi ve vaftici Yahya tarafından vaftiz edildi. Sudan çıktığında gökler açıldı. Kutsal ruhun güvercin şeklinde kendisine indiğini ve içine girdiğine veya içine nüfuz ettiğine şahit oldu. Dolayısıyla burada çok farklı bir anlatı görüyoruz. Yani güvercin gibi inen bu kutsal ruh İsa'nın içine nüfuz ediyor. Ve daha sonra da göreceğimiz gibi Epifanius açıklamalar yapıyor ve diyor ki onlar Mesih'in Baba Tanrı'dan gelmediğini ama baş meleklerden biri olarak yaratıldığını iddia ediyorlardı. Ee, daha sonra e, görüyoruz ki aslında bu kişiler adopsyonistmiş mesela. E, mesela. Adopsyonist ne demek? Yani İsa'nın vaftiz anında Tanrı oğlu olduğunu. ...ilahlaştığını veya ilahlaşmaya yönelik bir süreç yaşadığını görmekteyiz. Aynı ebiyonitler örneğin bakire doğumu da reddediyorlardı. Ondan sonra et de yemiyorlardı. Kendileri vegandı. Dolayısıyla buradan çıkarmamız gereken sonuç ne? Eğer gerçekten ebiyonitler hani İslam'ın, İslam'ı alimlerin de bahsettiği gibi gerçek Hristiyanlar ise... ...kendilerini bir çukur hazırlamış oluyorlar. Çünkü bu bağlamda e, ebiyonitler bakire doğumu da reddediyorlar. İsa'yı ikincil bir ilah olarak görmektedirler. Hani göreceli bir şekilde bir ilahlaşma geçirdiğini iddia etmektedirler. Dolayısıyla bunun zaten ne İslamiyet'le ne de e, Hristiyanlık'la hiçbir alakası olmadığını görmekteyiz. Bu bir örnek. E, buna başka örnekler de verilebilir. Örneğin doketistler yine ilk yüzyıldan kalma sapkın bir tarikat... Onlar biraz nostikçilikten de etkilenip şöyle diyorlardı. Aslında İsa'nın gerçek bir fiziki bedeni yoktu. Onun bedeni bir görümden ibaretti. Dolayısıyla doketistler de örneğin kendi metinlerini oluşturduklarında işte soy kayıtları gibi veya İsa'nın insani yönünü vurgulayan kısımları da kesiyorlardı. <laughs> Dolayısıyla burada da benzeri bir şey görüyoruz. Gnostikçilere geldiğimizde zaten bunu açıkladım. Tamamen e, Yunan felsefesinden de etkileşim içinde olmuş olan e, bir bir e, tarikat görüyoruz ve ezoterik bir öğreti. Hani. Tek bir tanrı var veya tanrı parçası var ve bu parçadan bölünen parçacıklar var ve işte bu parçacıkların işte azat edilmesi lazım ve tekrar o tanrı bütününe dönmeleri lazım gibilerinden. Dolayısıyla hani bu dönemde görüyoruz ki bunların hiçbiri gerçek anlamda İsa'nın öğretileriyle örtüşmüyor ve Aynı zamanda hakiki olarak da düz bir okumadan da kabul edemeyiz. Hı, hı. E burada aslında şunu vurgulamakta çok büyük fayda var. İslami bir bakış açısıyla sözde gerçek işte bozulmamış Hristiyanlık olarak dahi nitelendirilemeyecek yönleri var her birinin baktığın zaman. Yani İslam'ın kendi öğretisi ve anlayışıyla da çelişen ve bu noktada hani İslami bakış açısıyla bunları bu şekilde kullanmak da kesinlikle söz konusu değil. E, bu noktada özellikle e, programımızın sonuna doğru geliyoruz bölümümüzün ama e, bu İncil'ler üzerine, bu sözlü İncil'ler üzerine de birazcık konuşursak iyi olur. Yani özellikle Barnabas İncil'i bizim e, yani Türkiye'de çok fazla konuşulan, çok fazla üzerine e, iddiada bulunan bir İncil ve bununla alakalı hatta bizlere gelen çok yorum oluyor. Onlardan bazılarını okuyup sözü sana vermek istiyorum abi. Ee, mesela bir soru şöyle. Bir sorun daha olacak. Barnabas İncil'in tarihsel açıdan yalan olduğunu biliyorum. Peki ya bu Thomas İncil için de geçerli midir? Müslümanlar Thomas İncil'in İslamiyet inancına benzediğini ve o İncil'de İsa'nın sadece peygamber olarak geçtiğini söylüyorlar. Ya da bir başka soru da Abi aklıma takılan bir soru var. Barnabas İncil'i hakkında asıl İncil olduğu söyleniyor. Doğru mu? Ve son bir soru da şu şekilde. Barnabas İncil'i neden kabul etmiyorsunuz? O da İsa'nın havarisiydi. Hani o İncil'i kabul ederseniz sizin inandığınız Hristiyanlık çöküyor mu? Onu bayağı okudum ve o İncil'den haz aldım. İslam'a en çok uyan İncil. Yani bu noktada hem Barnabas İncil'i hem Thomas İncil'i gibi İncil'lerin aslında gerçek İncil'ler, bozulmamış İncil'ler olduğu noktasında birçok iddia söz konusu. Bunlara da değinerek yani bu İncil'lerin neden hakiki gerçek İncil olmadığı ki zaten aslında ölçütlerden bahsederken bunlara değinmiş oldum. Ama belki birkaç örnekle bunu açarsan programı bitirelim o şekilde. Ha. Şimdi Thomas İncil'ini biraz hızlı geçeceğim çünkü zaten çok bahsettik bu konuda ama özünde zaten nostikçi bir felsefeye sahip. Eğer ki Müslüman arkadaşlarımız Thomas İncilindeki nostikçi öğretileri ve felsefeyi kabul etmek istiyorlarsa tabii ki bunu yapabilirler ama bunu yapmak için de İslam itikadının dışına çıkmaları lazım. Yani bu konuda seçim onların. Ben ona karışmıyorum. Ama zaten neden bu öğretilerin ve içeriğin e, uyumlu olmadığını zaten çokça bahsettim. Barnaba İncili'ne geleceksek zaten Barnaba İncili yazılış tarihinden kaybediyor. Yani çünkü ilk defa Orta Çağ'da ortaya çıkan bir el yazmasıdır bu Barnaba İncili ve birçok uzmana göre kaynağı da e, herhalde İslamiyete geçmiş olan bir Hristiyan ya kimileri İspanya, kimileri İtalya diyor. E, Barnaba İncili'ne baktığımızda bu İncil'in Latince olarak veya Latince kökenli e, olduğunu görmekteyiz ve yazarın zaten birinci yüzyılda ve ikinci yüzyılda e, yaşamış olasılığı hiç de yok. Hatta yazının kendisine baktığımızda birçok çelişki ve birçok hata görmekteyiz. Örneğin İsa e, Pilatus'un valilik döneminde doğmuş sözde. Yani İsa'dan sonra 26 yılında İsa nasıl doğmuş? <laughs> ben bunu açıklayamıyorum. E, örneğin e, malum kelimesi kötülük kelimesi elma kelimesiyle değişimli olarak kullanılmıştır. Adem ve Hava'nın günahında. Bu da neyi gösteriyor? Latince'de malum kötülük demek ama aynı zamanda elma demek. Demek ki bu Latince kökenli bir İncil'dir. Dolayısıyla Yunanca kökenli de değildir. Ama daha bence göz çarpıcı nokta şu. bu İncil sadece normal kanonik İncil'le ters uyuşan bazı cümleler içermiyor. Kur'an'la da ters uyuşan cümleler içeriyor. Dolayısıyla ee, örneğin Kur'an-ı Kerim 7 gökten bahseder, Bakara 29'da. Ee, Barnaba ise 9. Hangisini e, seçeceğiz? Ee, Kur'an'da domuz eti ha haram sayılır ama Barnaba'da yediğiniz hiçbir şey sizi kirletmez, haramlık yapmaz e, der. Ee, Kur'an'da İsa'ya bahsedilen, bahşedilen isimlerden, unvanlardan bir tanesi Mesih iken... Barnaba açıkça diyor ki Mesih değildir. Ee, İslamiyete ve Hristiyanlığa göre ilk sünnet edilen kişi Hazreti İbrahim'dir. Barnaba'ya göre Hazreti Adem'dir. Dolayısıyla hani ne zaten İncil'le ne de Kur'an'la tutardıdır. Yani Barnaba İncil'inin bir şekilde hakiki bir metin olarak kabul etmek isteyenler varsa ki bunu da yapabilirler. O zaman kendi inançlarını da reddetme noktasına gelmiş olurlar. Zaten bütün ciddi İslami araştırmacılar ve ilim adamları Barnaba İncil'inin gerçek bir metin veya hakiki bir metin olmadığını söylüyor ve ifade ediyor. Çok teşekkürler. Gerçekten bu noktada ortaya koyduğun ölçütler, paylaştığın ölçütler ve bu noktada bu metinleri nasıl anlamamız yani hem müjdeleri hem de bu sözde İncil'ler ya da sözde İsa'nın yaşamıyla alakalı olduğunu iddia eden bu müjdeler, İncil'ler noktasında çok önemli bilgiler verdiğini düşünüyorum. Umarım videoyu izleyenler de faydalı bulurlar. Ve tekrar videoya geldiğin için, videoya konuk olduğun için teşekkürler. Ee, varsa son bir cümlen onu alıp bölümü kapatacağım. Izleyen. Ben teşekkür ederim. Yani çok kısa bir şekilde aslında çok bariz bir şey ama e, madem ki konumuz yani Hristiyanlık tarihi ve Hristiyanlığın metinleri yani o zaman bunları araştırdığımızda ee, işte İslami bir bakış açısından veya farklı inançların bakış açısından değil kendi bakış açısının içinden araştırması daha faydalı oluyor kanaatimce eğer daha dengeli bir şekilde e, bir e, sonuca varmak istiyorsak. Yani şimdi ben e, Hristiyanlığın ölçütleriyle e, İslam tarihini ve e, İslam yazılarını analiz etmeye başlamam çok çarpık sonuçlar çıkar ortaya. Aynı şekilde o zaman bu Hristiyan yazılarına ve Hristiyanlık tarihine baktığımızda e, yine yani bir takım İslami önyargılarla değil e, kendi hafızası içinde e, bunu analiz etmek bence çok daha doğru sonuçlar üretecektir bizim için. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan video beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca çan butonuna tıklayarak bildirimleri aktif hale getirebilir ve bir dahaki like videolarımızdan ilk sizden haberdar olabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.